Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da NATO ile ilgili önemli mesajlar verdi. Özellikle NATO'nun gerçek müttefiklik ruhu içinde çalışması sağlanmalıdır dedi. Ve müttefiklerimiz maalesef PKK-YPG terör örgütüne karşı aynı kararlı duruşu göstermemiştir ifadesini kullandı. NATO'nun önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle ittifak daha da güçlendirilmeli ve NATO'nun gerçek bir müttefiklik ruhu içinde çalışması sağlanmalıdır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı açılış töreninde konuştu. Gündeminde PKK-YPG ile mücadele vardı. NATO müttefiklerimiz dünyanın birçok bölgesinde terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele etmişlerse de maalesef PKK-YPG terör örgütüne karşı aynı kararlı duruşu göstermemiştir. Bakan Akar, S-400'lerin tedariğiyle ilgili de konuştu. Muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik diyen Akar, makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün dedi. Ülkemize yönelik risk ve tehditlerin en üst düzeye yükseldiği bir dönemde hava savunma sistemlerinin temini için müttefiklerimizle görüşerek ABD'den Patriot, Fransa, İtalya'dan SAMTE alma girişimlerinde bulunduk. Ancak bu çeşitli nedenlerle mümkün olmadı. Bunun üzerine istediğimiz şartları sağlayan Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemlerini satın aldık. Bunları gizli saklı yapmadık. Gizli bir gündemimiz hiçbir zaman olmadı. And never had a hidden agenda while we are doing this.